بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن

كَبِرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت Rusulü Rabbina bil hattı sallu ala Resulü Muhammed buyuralım Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed sallu ala şefi'i zulubina Muhammed buyuralım Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunna Muhammed. Buyuralım kardeşlerim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya Rabbi demiş olduk. Besmele ile. E ile beraber ne yapıyorduk? Eûzu billahi. Allah'a korunma talep ediyoruz. Hani üstadımız büyük şeyh efendi Mustafa İsmet Haribullah Risale-i Kusen ilk beytlerinde sığındım zat hakka diyordu. Hak Allah Celle Celaluhu ve celle şanuhu eûzu ile beraber ya Rabbi senden korunma talep ediyorum. Beni korumanı istiyorum ya Rabbi. Kimden? Baş düşmanımız melun, iblis, şeytandan dolayı ya Rabbi. Allah'ım işime karışmasından, benim işimi engellemesinden ve yapmış olduğum işlerimi bozmasından dolayı Allah'ım senden korunma talep ediyorum. Şeytandan, şeytanlaşmış insanlardan Allah'ım ve nefsimin şerrinden ve bütün eşrar diyor. Şerrun cemisi eşrar ki tüm şerlerin şerrinden senden korunma talep ediyoruz. Eûzü ile beraber diyerek başlamış oluyoruz. Besmele ile destur ya Rabbi müsaaden var mı Allah'ım diyoruz. O yüzden büyüklerimiz, üstadlarımız, nazlı öyle buyurur. Besmele çekemeyeceğiniz işlere yönelmeyesiniz. Besmele çekemeyeceğiz yerlerde bulunmayasınız. Besmeleli evet olamayan, besmeleyle hayatına yön veremeyen arkadaşlar içerisinde yer almayasınız diyorlar büyüklerimiz kardeşlerim. Elhamdülillah. Besmeleyle beraber destur demiştik Allah'a. Celle Celaluhu ya Rabbi müsaadenle. Evet her kapıyı açan anahtar, her hayır kapısını açan anahtar neydi? Tabii ki besmele idi kardeşlerim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hamdolsun Bugünkü dersimiz evet Bakara Suresi'nin artık kardeşlerim Değerli ne sevgili büyükleri elhamdülillah berat TV ekranlarında beratımızın sebep olacak bu özel çalışmalar diyoruz kardeşlerim. Nerede ki beratımız? Hangi çalışma ki arz olunsun Allah'a ki ya Rabbi hal sebebimizdir diyoruz. Evet kusurumuz vardır her şeyle beraber noksansız, kusursuz, günahsız olan, eksiksiz bulunan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile kardeşlerim öyle buyuruyorlar. Her amel sonrası Allah'ım amellerim şerrinden sana sığınırım buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bizler aynı şekilde ya Rabbi olur ya ya karışırsa olur ya ucup anlayışıyla yer alırsa amelimiz diyerek ya Rabbi diyoruz Allah'a sığınıyoruz, korunma talep ediyoruz kardeşlerim. Sevgili dinleyenlerim elhamdülillah. Hayır ehli insanlar, hayırda öncüler, hayırda rehberler, hayırda örnekler diyerek inşallah bu Berat TV ekranlarında şu anda şu vakitte kardeşlerim. Hepimizin beraatinin sebebi olsun diyoruz okuduğumuz ayet-i kerime hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu paylaştığımız belligü anni ayeten. Tek bir ayetimiz var bugün. Lakin bu ayet önümüzdeki senenin oluşumunda söz sahibi olacak bir ayeti kerime. Ve önümüzdeki sene ile beraber hayatımızın tüm oluşumunda söz sahibi olacak. Hayatımızın hareketlenmesinde, hayıra doğru yön almasında, bereketiyle sağlanılmasında kardeşlerim yön verecek olan bir ayet ki bu ayeti kerime için peygamberimiz her ayet için böyle buyurdu. Bellihu anni velev ayeten velev ki şayet bir ayet bile olsa sakına ha, hani ya Aişe radıyallahu anha yarım hurma. Verdiğinde verirken böyle acaba deyip böyle yarım hurmadan dolayı insan böyle ezilir diyeyim ya işte yarım hurmadan da ne olur bir hurmadan ezilirsin yani acaba küçük görür mü karşı taraftaki bu yapmış olum hayırdan sebep evet münafıklık alametidir kardeşlerim bizde yok elhamdülillah münafıklar öyle derdi çok geniş kapsamlı bir hayır yapan gördükleri zaman Derdi ki sen riya yapıyorsun. Sen yapmış olduğun bu hayrınla bu çalışman sebebiyle gösteriş sahibisin derlerdi diyor. Yaptıkları küçük bir amel görürse Müslüman üzerinde senin Allah'a Teala yapmış olduğun bu küçücük ameline ihtiyacı mı var? Yapacağın o hayrına ihtiyacı var diyerek nifak alamet olarak böyle söz tarif ederlerdi. O yüzden kardeşlerim işte Ayşe annemizden bize ders olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çalışmalar olarak sadaka çalışmasında yarım hurma ile bile olsa ateşini söndür. Ateşten Allah'a sığın buyurdu Peygamberimiz. Ayşe annemizle beraber bizlere değerli kardeşlerim, sevgili dinleyenlerim. İşte bir ayetin varlığı bizim tüm hayatımızı etkileyecek. Öyle bir ayet ki Bismillahirrahmanirrahim. Şeh diyerek başlayan aydır Arapça manası. Şahru Ramazan, Ramazan ayı diyerek övgüyle Allah'ın 6666 ayet-i kerime. Rivayetler birkaç eksik fazla olarak anlatılıyor kardeşlerim. Sayıyorum sayıyorum hocam bir türlü ayeti de getiremiyorum. Evet kardeşlerim tefsir ulemasının Kur'an ilmi ile meşgul olan üstadlarımızla beraber inşallah o ilmi sırta yer alırsak Allah'ın izniyle İnanın fıkhi meseleler olsun, evet tefsir olan, Kur'an ilmiyle direkt bağlantısı olan çalışmalarda ve akaid, kelam kardeşlerim hangi ilim olursa, hadis-i şerif kitaplarıyla yer alan, ulemanın sınıfında yer alırsak inşallah anlayış sahibi olacağız Allah'ın elinde. Evet neden sayıyorum da bir türlü 6666 ayet gibi çıkmıyor deyince, o zaman çünkü bu bir derstir. Özel bir derstir inşallah. Ama toplum olarak bilinen toplum halk dilinde evet, tüm ayetlerin hepsine biz iman etmişiz. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun bizi Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine iman ettiren Allah'a ve ayetlerin varlığında Ya Rabbi amel edeceğim. Senin kitabınla Kur'an-ı Kerim'i seveceğim, sevdireceğim, yaşayacağım, yaşatacağım ahkamıyla, hükümleriyle Ya Rabbi hayatıma yön vereceğim Allah'ım diyoruz her daim kardeşlerim. Evla bizleri Kur'an'ın evet özel hizmetkarları eylesin inşallah. Lafızlarıyla dilimizde, beynimizde, gönlümüzde ve yaşantısıyla hayatımızdaki Kur'an'ın varlığı ile Allah Celle Celal. siz kardeşlerimizi, ablalarımız, abilerimiz, evlatlarımız, evet hocalarımız hep beraberce allah Teala. Kardeşlerim Kur'an'la var Kur'an için var etsin değerli kardeşlerim. Bir ayet. Bu ayette belligu annî ve ayeten şayet bir ayet olsa bile birbirine tebliğ edin, açıklayın, Birbirinizi müstefit kılın, mahrum bırakmayın buyurdu efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kardeşlerim. Öyle bir ay. Evet, artık vakitler tamamdır. Şaban-ı Şerif ayı olarak kardeşlerim bugün 21. gün dedik çok özel bir aydı. O yüzden bu ay Ramazan-ı Şerif ayının hatırlanması cihetiyle oruç hazırlığıyla bu ayda tuttuğumuz oruçlarımız var. Tesbihatımızı çoğaltmıştık. Gayret üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan bağlılığımız, sevdamız adına Ya Resulallah senin ayındır. Benim ayım diye buyurmuş oldu. Bu özel ayın varlığında bu ayı süsleyen, salih amellerle kuşatan insanlar bana değer vermiştir. Benim ayıma değer veren bana değer vermiştir. Bana değer veren Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına değer vermiştir buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Elhamdülillah. Allah'ın dinine değer veren, Allah'ın kitabına değer veren, Allah'ın Habibim buyurdu en sevgilim diye buyurdu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çalışmalı olan sünneti seneye değer verenin Allah katında değerlik kılınacağının, Allah tarafından sevileceğinin, nasıl ki Bismillah, kul hep okuduğumuz, beraber paylaştığımız, birimize aktardığımız bir ayetti. Habibim ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kullarıma ilan ile, kullarıma duyur ve söyle. Neyi söyleyeyim Allah'ım? İn kuntum Allah. Im? Kullarımın çocukluktan beri Allah'ı seviyor musunuz? sözüne karşılık evet çok seviyorum. Ne kadar çok? Anamdan çok, babamdan çok, her şeyden ve herkesten çok Rabbim Allah'ı seviyorum diyen kullarıma söyle. Neyi söyleyeyim Allah'ım? Devamında. Evet. İn kuntum Allah. Bir ayeti hemen geçiyoruz. Yuhbibikumullah. Allah'ı sevdiğini iddia eden kullarım var. O Allah'ı seven kulları Allah da sevecek yuhbibikumullah. Allah sizi sevsin. Allah sizi sevecek. Ve yagfir lekum Kum. Allah sizi sevmekle bırakmayacak. Allah sevgisiyle beraber sizi sevmekle beraber tüm günahlarınızı tertemiz kılacak. Peki sebep? Fettebi'uni. Sebep? Fettebi'uni. İki sevgi arasında. Allah'a olan bizim sevgimiz Allah'ın bize olan sevgisinin oluşumu adına arada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına burada fettebiuni olarak, fettebiuni tabi olmaktır. Tabi olmayı açarken üstadlarımız özeti olarak Hazreti Muhammedle ile aynıleşmektir diyor. Vikriyle, fikriyle fikriyle, şükrüyle, düşüncesiyle, ameliyle, itikadıyla kardeşlerim. Yaşantısıyla, muamelatıyla, sosyal ilişkileriyle, hayatının tüm varlığında. Hz. Muhammed yar alırsa şayet buyurdular. Fettebi'uni bu demektir kardeşlerim. Giyimden kuşama, yemeden içmeye, yatmadan kalkmaya, ibadet olarak Namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla adet olan her ne varsa tüm muamalatıyla beraber fettebiuni ile hayatına yön veren kulların Rabbimiz Allah Celle Celaluhu tarafından sevileceğinin. Evet Ali İmran suresinde bu ayeti kerimi çok duyduk kardeşlerim ve tertemiz kılacak Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bizleri Allah temizleyecek kardeşlerim. Ve yagufir lekum Hayatınızın varlığına yön verecek olan Hz. Muhammed ise sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatınıza yön verirkene Hz. Muhammed ile yön verirseniz kardeşlerim. Evet eksiğiniz dahi olsa oldu ki amelinizde kusurunuz bulundu. Allah Habib'le gelen de Habibim'dir buyurdu. Allah Celle Sevgilimle geldin, sevgilimle bana arz oldun. Sen de Habibsin buyuran Allah Celle Celaluhu ve Celle Şerif kardeşlerim. Evet iki sevgi arasında. Kulun Allah olan sevgisi ve Allah'ın kul olan sevgisinin arasında Hazreti Muhammed'dir. Evet. Kuliktu min nurillah. <laughs> Hadis-i şerifini hatırlayalım kardeşlerim. Daha öncesinde kuntu kenzen mahfiyen gizli bir hazine idim. Bilinmek diye sevdim buyurdu Allah Celle hadisi İsi de kardeşlerim. Bilineyim istedim. Evet. Sonrasında hup sıfatı ki sevgi sıfatının varlığı Hazreti Muhammed oluştu. Aleyhissalatu vesselam kardeşlerim. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu bizleri sevsin. Allah Celle Celaluhu bizleri sevdirsin. Allah Celle Celaluhu bizleri sevindirsin. Davud Aleyhisselam duasında yer alan o duada. Ya Rabbi senin sevgini, Ya Rabbi seni sevenlerin sevgisini Allah'ım ve sana yaklaştıracak olan amellerin sevgisini senden lütfen keremen Allah'ım. İstiyorum Ya Rabbi, istiyoruz Ya Rabbi bu Kardeşlerimizle beraber Allah. Im diyoruz kardeşlerim. Elhamdülillah. Evet ayeti kelimeler, hadisi şerifler, kelam-ı kibarlar. Elhamdülillah. Hayatımızda nurumuz, aydınlık sebebimiz, zulumatın, tüm karanlık hayatın varlığının nurlaşmasının, aydınlaşmış olmasının sebep olan evet ayeti kelime, bugünkü manevi soframızın gıdası kardeşlerim. Bakara suresi 185. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu. Şaban-ı Şerif ayı değerli, o kadar değerli, o kadar kıymetli bir a iki, o kadar kıymetli bir ay ki Allah şehr-ü ramazan -e ayeti kerimesi ile öncesinde Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmak adına tutulan oruçlar buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Gaflet içine geçirilmeyecek bir ömrün, bir zaman dilimin varlığında şayet hazırlık içerisinde nasıl ki selefi salihin geçmiş büyüklerimiz, Allah'ımızın nazlı kulları daha altı ay öncesinde böyle büyük bir ay gölgesinin üzerimize düşmüş olduğu özel ve çok büyük bir ay olan Ramazan-ı Şerif ayının hazırlığı adına altı ay öncesinden hazırlık yaparlardı kardeşlerim. Verilecek zekatlarını Ramazan-ı Şerif öncesinde başlatırlardı. Tabii ki senenin her zaman diliminde her gününde zekat verilebilir. Ramazan-ı Şerif ay içerisinde verilmiş olması gecesindeki ibadet diğer gecelere nazaran, gündüzündeki ibadet diğer günlere nazaran kardeşlerim 70 kat daha fazla, çok daha kıymetli, çok daha değerli olması sebebiyle her çalışması Allah Azze ve Celle biri bin, binin on bin, on binin yüz bin, yüz binin işte geliyor Kadir Gecesi ile beraber kıymetlenecek olan hayrun min elfi şehr buyurdu Allah Celle bin aydan daha kıymetlidir buyurdu Kadir Gecesi'nin varlığı. Elhamdülillah. Böyle zaman dilimleri ki kardeşlerim, böyle zaman dilimlerin oluşumunda yer alan Ramazan-ı Şerif ayının varlığında var olan Kur'an-ı Kerim'in varlığı ayet-i kerimin devamı kardeşlerim. İşte biz de çalışmalarımıza Ramazan-ı Şerif'te şimdiden birbirimizi uyarmak adına o dostlarla geçmiş büyüklerimizin Evet 6 ay önceki hazırlığı veya Ramazan-ı Şerif girmeden Şaban-ı Şerif ay, ay, ayı içerisindeki hazırlıklarındaki zekatları varsa garipleri, garip kurabayı, fakirleri, talebeleri ve diğer çalışmalar adına yapılacak özelleri kardeşlerim öncesinde başlatırlar. Evet zekatların devamını, sadakayı fıtırlarını Oruç hiç tutamayacak olup da fidyelerini kardeşlerim ve diğer her türlü hayır çalışmalarını kardeşlerim sonrasında Ramazan-ı Şerif ayı içerisine yayarak ileriki önlerindeki bir senenin oluşumu adına buyurdu kardeşlerim. Kalp cemiyetini anlatacak inşallah. Burada bir dost ki tüm evliyanın, tüm esfyanın kardeşlerim, tüm ulemanın kabul gördüğü Üstad İmam Rabbani Muddisesir Üstadımızın mektubatı şerif olan dördüncü mektubu şerifindeki bir mektubu şerifinde kardeşlerim Ramazan-ı Şerif ayının kıymetini dile getirmek adına bir mektubumuz var inşallah. Bu mektubu şerifimiz inşallah nasip kısmet olursa, Rabbim çıkarırsa o günleri Allah nasip kısmet derse, evet Ramazan şerifi e girmeden önce bir daha bir günümüz daha herhalde bir sohbet günümüz daha olur ise, inşallah sizlerle beraber bu mektubu şerifi paylaşmış olacağız Allah'ın izniyle. Evet bu mektubu şerifinde üstadımız İmam-ı Rabbani Kuddesi Ruhu kardeşlerim, Buyuruyorlar biz şöyle bir Arapça ibaresiyle El mektubu rabi y. dördüncü mektubu şerif. Peki bu dördüncü mektubu şerif ne hakkındadır? Fi beyan açıklaması hakkındadır. Peki neyi açıklaması hakkındadır? Fevail şehr ramazanel el mübarek çok bereketli olan mübarek bir ay olan Ramazan-ı Şerif ayının özelliği Ramazan-ı Şerif ayının beyanı ve açıklaması hakkında olacak olan bir mektubu şeriftir kardeşlerim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyüklüğü, kıymeti, değeri, hürmeti kardeşlerim. Mektubu şerif devamı. Devamı inşallah. allah Teala başta söyleyen Musa kuluna ve siz değerli kardeşlerime Rabbim tesini halk eylesin diyorum. Allahu Teala en güzel şekilde hazırlanmak suretiyle kardeşlerim Şaban-ı Şerif ayı geçmişinde öncesinde Recep-i Şerif ayı alsam aydı günahları duymayan işitmeyen aydı. O sebeple Rabbimiz de ben de duymadım işitmedim dedi. Ay geçti gel gelecekte... ...bir 20 gün öncesinde. Şimdi Şaban-ı Şerif ayı ile beraber inşallah Şaban-ı Şerif ayı da lehimize. Ya Rabbi bu kulların da Allah'ım ya Rabbi beni sevindiren, hakkıyla vazifeni yerine getiren, bir hakkı vazifeni ifa kılan kullar da demek suretiyle lehimize şahit olan inşallah Allah sunum yapabilmeyi cümlemize nasip buyursun diyoruz değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz dünyada insanlar iki kısımdır kardeşlerim. İki kısım insanlar bir sınıf ki değerleriyle yaşayan insanlardır değerimizi Recep-i Şerif ayı ve içindeki yapılan tüm çalışmalar. Değerimizi Şaban-ı Şerif ayı zaten Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem değer eşittir. Kıymet, hürmet, olumlu adına yani nasıl anlatalım? Kelimeler yetmez ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim tarif adına Muhammed aleme rahmetil eycan anın nuruna oldu cümle imkan buyuran yine Mustafa İsmet Garibak üstadın sözüyle övmeye gayret ederim inşallah. Evet peygamber efendimiz ki değer üstü değer kardeşlerim. Evet değerlerine göre yaşayan insanlar ya da diğerlerine göre yaşayan insanlar. Anam ne der? Babam kızar mı? Bacım, eşim, çocuklarım. Hani diyoruz ki kardeşim ya, ya şu sakariş kardeşlerimi bıraksan diyoruz değil mi? Diyor ki hanım izin vermiyor. Ya Ali iman eder misin buyurdu. İman et ya Ali buyurdu. Dur dedi anama babama sorayım. Ondan sonra geleyim dedi. Tam çıktı geri döndü. Ya Ali ne çabuk sordun diye buyurdu. Kardeşlerim. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Allah Celle Celaluhu beni yaratırken, beni halk ederken Mevla beni anama babama mı sordu diyor. Ben de iman ederkene buyurun. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Kardeşlerim tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Ya. O yüzden sakalımızı bırakırken yediğimiz yemek için soruyoruz mu işimize? Uykumuzu soruyoruz mu? Başka dünyalık bir neyimiz varsa? He? Mecbur muyuz sormaya? Ha istişare ederiz. Sevindirmek için sevmek adına, muhabbet adına birbirimizin fikrini alırız kardeşlerim. Lakin imanı değerlerin yaşamı uğruna hiç kimse Allah'tan başka Resulullah'tan başka sallallahu aleyhi ve sellem veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yol açan dostların sözlerinden başka kardeşlerim veya kardeşlerimiz var. Hani dost iki sana Allah'ı hatırlatan dostlar. Ayeti kelimelerle sana yön vermeye çalışanlar. Hadiyeti şeriflerle seni Allah'a hatırlatanlar, Allah'ı sana hatırlatanlar, sen gittikten sonra seni de Allah'a hatırlatanlar duaları sebebiyle kardeşlerim. Elhamdülillah. İşte ya değerlerine göre yaşayanlar vardır ya da diğerlerine göre yaşayanlar vardır. Hangi amelimiz var ki soracağımız, müracaat edeceğimiz, Rabbimiz Allah'a danışırsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim müracaat edersek, kardeşim zarar etmeyiz kar ederiz. O yüzden kar etmek adına kardeşlerim değerlerini bilmeyenler de otomatikmen diğerleri gibi yaşarlar diyor. Ama değerlerine göre yaşayanlarsa kardeşlerim kar ederek yaşarlar kardeşlerim. Hem dünya karının oluşumunda hem de ebedi kârları olan cenneti oluşumuna sebep olmak adına kardeşlerim. Elhamdülillah. O yüzden karlı bir başlangıcın adı olan, evet karlı bir başlangıcın devamını sağlayacak olan, Eûzülerle beraber ve besmelerli bir hayatın varlığında hamd ile yoğurmuş olduğumuz bir anlayış içerisinde hayatımıza yön vereceğimiz, evet ahireti oluşumumuzda bize cenneti oluşumun sağlanmasını, oluşturacak. Hazırlığımız adına namazlarımız kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif hazırlığı adına oruçlarımız. Ramazan-ı Şerif'in içerisindeki ahiret hazırlığı adına farz Kıldığı Rabbimizin oruçlarımız. Ve zengin isek verecek olduğumuz zekatlarımız, sadakalarımız, sadakayı fıtırlarımızla beraber her türlü erzaklarımız açacağımız kuyular, çeşmeler ki akıtacak yollar ki kardeşlerim hidayet yolunu sereceğimiz, rahmet sebebi olacağımız yağmur deryasından saçılacak olan o rahmet deryasının saçılım sebebi olacak hidayet rahmetinin sebebi olacağımız özel çalışmalarımız kardeşlerim. Şayet işte üstadımız İmamı Rabbani Kuddise Sırrı üstadımız kardeşlerim bu mektubu şerifinde. Ne buyurdular? Aynen şunu buyurdular. Buyurun hep beraber dinleyelim. Bir biz özetinden geçelim. Sizler de inşallah tam özeti öz olarak inşallah söylem Musa demiştik. Dinlen siz kardeşlerim ve beraber inşallah istifade etmiş olalım. Ramazan ayının Tabii bitimi, inşallah gün gelecek, orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in her bir basamakta amin, ikinci basamakta amin, birinci basamak amin, ikinci basamak amin, üçüncü basamak amin duası vardı. Sahabe efendilerimiz, ya Resulallah buyurdular. Ya Resulallah siz hiç böyle hutbede böyle bir değişik hal görmemiştik sizden. Bugün farklı bir hutbe oldu diye sordukları o sualin açıklamasını inşallah ileriki günlerde beraber paylaşacağız kardeşlerim. Allah-u Teala bizi Kur'ansız bırakmasın. Neden mi? Ünzile fiil Kur'an kendisinde Kur'an-ı Azimuşşan'ın inmiş olduğu özel bir ayın varlığıdır. Ramazan-ı Şerif ayı kardeşlerim. Öyle bir Kur'an ki o Kur'an-ı Kerim bütün insanlık adına tüm insanlık aleminin hidayet sebebi dost doğru yolun varlığında oluşum sebebi. Dost doğru yolda yürümüş olmanın sebebi olacak olan ve beyinatin huda vel hakla batılın ayrılmasında hakkın safında yer tutacak olanların yer almasını sağlayacak olan ve hida, hüdayi yolu olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolunun varlığında varlık sebebi olan Kur'an-ı Azimuşşan'dır kardeşlerim. Ehlül Kur'an, Ehlullah bir efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ehli, Allah ehlidir kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bizleri kendi ehli, evet kendi ehli olanların ehli elhamdülillah. Her daim, her daim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz karşısında yer alanlardan değil, ona muhalefet edenlerden değil, onun süresinin karşısında yer tutanlardan değil. Allahu Teala bizler her daim bu safta yer alan. Bu safın kıymetini bilerek yaşayıp yaşatan kullanılan eyle inşallah cümlenizi cümle ümmeti Muhammed'le beraber kardeşlerim. İçine beni de katarak tabi. Bana da özel dua desiniz inşallah. Mevla Teala evet Ali İmran suresinin ilk sayfasının sondan bir önceki ayeti kerimesinde son o sayfanın üsttekinde Rabbena ey bizim Rabbimiz olan Allah'ımız la tusiyu kulubena ba'di hedeytena dost yolun varlığındaki sebep olan Kur'an'ın varlığında Allah'ım beni yola kattıktan sonra hidayete erdirdikten sonra ya Rabbi bu yolu buldurduktan sonra Allah'ım kaybettirme Allah'ım la tuzi kulubana ba'di hedeytena ve hab min rahme katından rahmet deryasından Allah'ım her daim Hibeni... beni lütfunu feyzini oluk oluk üzerime üzerimize akit Allah'ım İnne <tuh> kentel ve hep kesintisiz hibe kılan sensin Allah'ım. Sunan, ikram eden, lütfeden, Allah'sın Celle Celaluhu Celle Şanı. Elhamdülillah. İşte böyle bir ay geliyor kardeşlerim. Öyle bir ay ki kendisinde Kur'an aldığımız şan var oldu. Kur'an aldığımız şanla var olanların ahiretteki varlığının cennet olacağının, ahiretteki varlığının Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile varlığının sürdürüleceğini dünyada beraber ahiretteki ebedi beraberlikle Livaul Hamd Sancağ-ı şerifi altında Havzu Kevseri'nin başında inşallah. Siz kardeşlerimize beraber diyoruz. Evet. Kendisinde böyle bir aya ulaşırsanız inşallah oruç tam bahsediyor sahibimiz Rabbimiz Allah azze ve celle kardeşleri. Oruç bu aya yetişenlerin bu aile beraber olacak olanların bu ayda oruç tutmasını eğer ki oruç adına olur ya iki tane sebeptir kişinin oruç tutamamış olmasının iki sebebi vardır Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yoksa bir insan buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde bir gün orucu terk etse hani başladı da bozdu kefaret dediğimiz 61 gün ve kurtarmış oluyor bir insan başlamadan niyet etmeden Oruç tutmasa bir gün Ramazan Şerif ayışarsa farz olan orucundan sebep ömrü boyunca değil bir gün ömrü boyunca bir hadiste bir ay bir sene boyunca oruç tutsa vallahi onun yerini dolduramaz bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Öyle özel bir ibadetimiz oruç ibadeti inşallah Ramazan Şerif'te beraber Allah nasip etse konuşacağız hep beraberce. Ama olur ya insanın hastalığı var lakin Allah diyen, peygamber tanıyan bir doktorun varlığında. Yoksa ehli iman olmamış, derdi din, mukaddesat olarak o sınıfta yer almamış bir doktor değil. Oruç, oruçla alakalı bizim önümüzü açsın. Tutacağım orucu bile tutturmaz o adamlar bize. Allah'a sınır ondan şerrinden. Ehli iman bir doktorun kardeşim sen bu orucunu tutarsan bedenin zarar görür demiş olmasıdır hastalıktaki etken veya 90 kilometrelik bir yola çıkar ise o sebeple Allahu Teala yürüyedullahü bi kübülüyüz. Vallahi yürüyüde bi kübünü üsr buyuruyor... Mevla kuluna kolaylık murad ediyor, zorluk murad etmiyor. Evet. Ama bugün uçaklarımızda, ama bugün araçlarımızda elhamdülillah çok rahat yolculuklar yapıyoruz kardeşlerim. Allah Teala ayet devamı da bize tutulmasında daha kıymetli olacağını anlatıyor. Sevgili büyüklerim, değerli kardeşlerim, elhamdülillah. O yüzden inşallah bunun fıkhi boyutu tabii daha genişlemesine, kişinin hastalıkta nasıl olacak, seferi halde nasıl tutulmayacak. Biliyorsunuz bugünlerde korona sebebiyle aşılar vuruluyor. Bunların fetvası var tabii soruyorlar. Hocam ne olacak? Korona sebebiyle 28 gün yine korona sebebiyle aşı geliyor. Tam oruçlu günümüze diyerek fetvaları mutlaka alalım kardeşlerim. Fetva ile yaşayanlar takva üzere hayatına yön verirler kardeşlerim Allah'ın izniyle. Takva ile yön verenler ise mustat gerçekleştirirler ahirette kardeşlerim. Çünkü takvanın varlığı demek Allah azze ve celle ile kulun hem hal olmuş olması demektir. Daha dünyadayken vuslatı yaşamış olmasıdır. Nasıl ki ismimiz vuslat vakti elhamdülillah. Yani Rabbimiz Allah'la olan vuslatımızı hatırlamak, beraberliğimizi sağlamak, Allah'ı unutmadan, terk etmeden ve ahiretteki ebedi beraberliğimizi daha dünyadayken hazırlamak adına kardeşlerim diyerek. İnşallah bu çalışmalarda yer almış oluyoruz. Allahü Teala siz dinleyen kardeşlerimizle beraber söyleyen bizlere tüm ümmeti Muhammed'le beraber hakikaten kardeşlerim Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Evet bu ayın varlığını hemen özetinde demiştim sizlere. Bu, ay, bu, ay, bu ay ki İmam Rabbani Hazretlerimiz bu bu münasebette Ramazan ayı öyle bir aydır ki bütün hayır ve bereketli tüm oluşumlar kendisinde toplanmıştır bu ayda. Tüm hayırların ve bütün bereket oluşumlar ramazan Şerif ayı içerisinde cem'i toplanmıştır, oluşturulmuştur. Ramazan ayı bütün hayır ve bereketleri kendi topladığı için seni içerisinde herhangi bir yolla yani Ramazan-ı Şerif ayı sonu Şevval ayı geliyor. Ve diğer aylar geliyor kardeşlerim. Ve diğer aylarla beraber yapılan tüm hayırlar, kişinin üzerinde var olan tüm çalışmalar ise herhangi bir yolun kişi ulaşan her hayır Kadri Yüce Ramazan-ı Şerif ayının bereket deryasından bir damlacıktır diyor. Bir katredir diyor değerli kardeşlerim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu ayda sağlanan cemiyet, bu aydaki kardeşlerim masivadan yüz çevirmiş olmak değerli kardeşlerim. Ve dikkati Yüce Allah Celle Celaluhu ile beraber yönelme noktasında toplamak adına o cemiyetin varlığıyla kalp huzuru üzere varlığını sürdürenlerin kardeşlerim elhamdülillah elhamdülillah sene boyunca elde edilecek olan cemiyetin sebebidir. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif açtık. E bu özel oluşum. Bu ayda tefrikaya ayrılığa düşmüş olmak, kalp dağınıklığı içerisinde hayatı idame kılmak, Allah'a sığınır. Sene boyunca da tefrikaya ayrılık sebep olacaktır. Şüphe sebep olacaktır. Allah'a sınırız. Günah sebep olacaktır. Rabbimizden korunma talep ederiz kardeşlerim. Evet. O zaman diyor ki Ramazan ayının hakkını veren Kimseye ne mutlu. Duası var burada. Ramazan ayının hakkını verene ne mutlu. Ramazan ayının hakkını veremen kimseye de yazıklar olsun. Diyorlar kardeşlerim. O kimse bereketlerden ve hayırlardan da mahrum kalmıştır. Değerli kardeşlerim. Allah nasip kısmet ederse. Değerli dinleyenlerim sevgili kardeşlerim. inşallah önümüzdeki haftalardaki derslerimizi inşallah Ramazan-ı Şerif ayı olması münasebetiyle daha da derinlemesiyle, daha da e, orucu konuşarak, e, Kur'an-ı Kerim hatmi mukabelelerimiz olacak Allah nasip ederse. İnşallah Berat TV ekranlarımızda sabah mukabelelerimiz, öğlen mukabelelerimiz ve Ramazan-ı Şerif'e özel programlarımız, hoca efendilerimize, kardeşlerimize beraber programda yer alan, evet hazırlayan, sunan kardeşlerimize beraber. Evet desteği verenlerle beraber inşallah programlar olacak. Allah nasip ederse onları hep beraber o programlarla beraber konuşacağız ve siz kardeşlerimize beraber paylaşmış olacağız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri geçmişteki Recep-i Şerif ayımızı ve şu andaki içinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif ayımızı hakkımıza lehimize şahit kılarak ve gelecek olan Ramazan-ı Şerif'in duası şimdiden yapıyoruz. Allah'ım şimdiden bizimle övünen, bizimle sevinen, Allah'ım hakkıyla vazifelerini yerine getirendir bu kulun demek suretiyle bizim tarafımıza Rabbim tüm ayları, tüm günlerimizi, tüm vakitlerimizi, bütün zaman dilimlerini Allahu Teala lehimize şahit kılsın inşallah. Aleyhimize şahit olacak ne varsa hayatımız içerisinde bizi günah yükü olarak sol taraftaki amel defterimize eksi yazdıracak veya hayatımızın içerisinde yüzümüzü kara edecek. Bizleri dünyada rezil, ahiret azabı düşer bırakacak ne varsa hayatımdan. Saf dışı kalsın. Allahu adımşa değerli kardeşlerim, sevgili dinleyenlerim. Bugünkü Ustat Vakti programında da inşallah bir ayeti kerime ile hep beraber bu sofradan nasiplenmiş olduk. Allahü Teala bu nasiplenmiş olduğumuz rızkımızı, bu manevi rızkımızı dünyadaki bereketimizin, her türlü hayrımızın sebebi ve ahiretteki cennetimizin, cennetteki cemalullahın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de olan komşuluğumuzun sebebi eylesin diyoruz. Subhaneke Allahümme <Volvo> ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve duası. Tövbe ile beraber. Oldu ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde okuduğum hadis-i şeriflerde, kelam kibarlarda... Sözlerim arasında yanlışlarım olduysa Ya Rabbi, kusurlarım bulunduysa Ya Rabbi ve bu sözleri sarf ederken, sarf etmiş olduğum kardeşlerim üzerinde onları kırıcı bir söz ile Ya Rabbi üzdüysem özürümdür diyoruz Ya Rabbi. Sana karşı özrümdür Ya Rabbi kullarına ümmeti Muhammed'e karşı özrümdür diyoruz kardeşlerim. Bu duası bile bitirilen tüm sohbetlerin Allah Azze ve Celle tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu ki kusurları varsa tertemiz kılacağını kusurlarının, evet ayıplarının ve günahların af olunacağını müjdesini verdi kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Evet. Lillahi Teala'l Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. E'udhu billahi minneşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بحرمة طه وياسين